Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. 24 Ekim Pazar gününde manşetimiz istenmeyen adamlar. Gezi olaylarının organizatörlüğünü, 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı askeri casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak bildiri kaleme alan 10 büyükelçi için attık bu başlığı. Çünkü büyükelçilere tepki üstüne tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Bakanlık da pazar mesaisini buna ayırdı. Ankara, Viyana Sözleşmesi'nden doğan hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Peki, diplomaside persona non grata olarak bilinen bu adım nasıl atılacak, süreç nasıl işleyecek? ATV Ana Haber, önümüzdeki haftalara damga vurması beklenen o gelişmelerle başlıyor. Bu 10 tane büyükelçi, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. Erdoğan'ın bu talimatından sonra gözler Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi. Dışişleri Bakanlığı'nda şu anda hummalı bir çalışma yürütülüyor ve Türkiye Viyana Sözleşmesi'nden doğan hakları gereği büyükelçileri persona non grata, yani istenmeyen adam ilan etmeye hazırlanıyor. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda. 10 büyükelçi Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımladı. Yetmedi, bir de yaptırım tehdidinde bulundu. Büyükelçiler o bildirinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sözlü olarak uyarıldı. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Erdoğan da Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdi. Hukuki bir süreçle ilgili yargıya baskı olarak yorumlanan bildiride imzası olan 10 büyükelçi de istenmeyen adam ilan edilecek. 10 tane büyükelçiyle bize ayar vermeye çalışıyorlar. Neymiş hukukun üstünlüğü? Hukukun üstünlüğünün hangi noktasına sığar? Bunu neyle ifade edersin? Bunu nasıl ifade edersin? Türkiye asla ve asla kendisine talimat veren bir uslupla konuşulmasına ne müsaade eder ne de bundan sonra müsaade edecektir. Hiçbir kimsenin parmak sallayarak talimat vermesine müsaade etmez. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine göre büyükelçiler bulundukları ülkenin yasalarına uymak zorunda. İç işlerine karışamayacakları da sözleşmede yer alıyor. Bize geldiğinde 3. dünya ülkesi muamelesi yapan bir anlayışa biz sessiz mi kalmalıyız? Türkiye bağımsız bir ülke. Türkiye'de kurumlar işlerini yaparlar. Kimsenin tavsiyesine ihtiyaç duymuyoruz. Sözleşmeye aykırı tutumun yaptırımlarından biri de istenmeyen adam ilan edilmesi. Türkiye'de Türk yargısına çağrı yapan 10 büyükelçi için o anlaşmadan doğan hakkını kullanacak. Bu ülkelerle bizim ilişkilerimizde biz bu meseleleri, yargıyla ilgili meseleleri konuşmuş muyuz? Evet, konuşmuşuz. Onlara geldiğinde yargı bağımsız. Bize geldiğinde bağımlı. Yargı bağımlı. Kusura bakmayacaklar. Türkiye'yi anlayamamışlar. Prosedüre göre istenmeyen adam ilan edilen isimlerin belirli bir süre içerisinde ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Hep beraber bir araya gelseler Recep Tayyip Erdoğan'ın da AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin de yürüyüşünü engelleyemeyecekler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim bölgesi İzmir'deydi bugün ama hiç de beklenmedik bir şekilde karşılandı diyebiliriz. Özellikle kentsel dönüşüm mağdurları CHP liderine tepkilerini hakkımızı isteriz sloganlarıyla göstermeye çalıştılar. Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap karşısında ise şoke oldular. Yürüyün, yürüyün. Hakkımızı versin, kaçmasın. İnsan sakar, burada gelsin. Biz mağduruz. Arkadaşlar, belediye sizin şu anda atacağınız temel atma törenin skor kompleksinin gelirleriyle bizim depreme dayanıksız binalarımız yapılsaydı da biz bu mağduriyeti yaşamasaydık. Protestolar ard arda geldi. Kimi dövizlerle yolunu kesti, kimi konuşması sırasında sesini duyurmaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de protestolarla karşılandı.
Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi temel atma merasimine gidiyordu ki yolunu işte bu pankartlar kesti. Kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemeyen mahalle sakinleri Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Buraya gerek var mıydı? Hayır. Bizim evlere gerek vardı. Köpüyor evlerimiz. Bu insanlıkla. Mahalle sakinlerinden biri evlerimiz neden büyükşehir bütçesiyle yapılmıyor diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı karşısında şoke oldu. Hükümete diyeceksiniz ki hiçbir müteahhit bu ihaleye girmiyor. Ona sorun. O zaman buradaki bütçeyle bizim orayı yapsaydınız. Buradaki bütçeyi nasıl ayarladınız? Efendim? Bunu devlete nasıl mal ediyorsunuz? Mahalle sakini bir türlü derdini anlatamadı. Önerdiği çözüm yolları da Kılıçdaroğlu'ndan kabul görmedi. İhale açıyorsun. İhaleye müteahhit girmiyor. Oranları düşünmeyiz. O zaman yani vatandaş kendi işini kendi çözüm. Hayır efendim. Belediyenin işi ne o zaman? Hayır, biz sen nasıl bir tartışıyorsun? Devreye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer girdi ama ben size ulaşamıyorum. Halk ulaşamıyor. Bakın burada genel başkanımda söylüyorum. Randevu istedik, vermediler. 6 ay oldu. Kılıçdaroğlu açılış töreninin yapıldığı alana hakkımızı isteriz sloganları eşliğinde girdi. Ama tepkiler bitmedi. Bu kez de Karabağlar Belediyesi'nde haksız yere işten atılan bir kadının sesi duyuldu. Kılıçdaroğlu ise genç kadının isyan çığlıklarını dinlemekle yetindi. Millet İttifakı ile devam edelim. CHP ve İyi Parti, hatta biz HDP'yi ve Saadet Partisi'ni de dahil edelim. Henüz ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemiş değil. Birkaç ay öncesine kadar üstüne basa basa Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İyi Parti lideri Meral Akşener, son günlerde ağız değiştirdi, bir süredir de başbakan olacağım diyor. Hatta bir klip bile hazırlattı. Akşener'in bu tavrı siyaset kulislerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yorumlarına neden oldu. Şener bu yolda bir nefer, mazlumun ablası Meral Akşener. HDP bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun, bu dayatmanın sineye çekilmesi vardır. Ben başbakanlığa adayım. Türkiye 3 yıldır Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ısrarla başbakanlığa aday oluyor. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde daha evvel söyledim, şimdi daha net söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım. Akşener bu ısrarını bir adım ileri taşıdı. Mevcut sistemde olmayan başbakanlık adaylığı için klip hazırlattı. Meral Akşener. Daha içlerindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı düğümünü çözememişken Akşener'in ısrarlı başbakan adaylığına Millet İttifakı'nın diğer ortağı CHP'nin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Meral Akşener, Meral Akşener, milletin kardeşi Meral Akşener. PKK, FETÖ, Soros hepsi muhalefete pusulanmış. Bu çarpıcı sözler aynı zamanda bir itiraf gibi. İtiraf gibi diyorum çünkü söyleyen eski bir İYİ Partili. Manisa Milletvekili Tamer Akkal muhalefetin HDP oyları için terör örgütleriyle işbirliği yaptığını savundu. Mücadelesinde başarılı olamadığı için de istifa edip AK Parti'ye katıldığını anlattı. Muhalefet HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki işbirliği içindeler arkadaşlar. Millet İttifakı'nın HDP taktiğini işte bu sözlerle ifşa etti. Buna en yakın şahit de benim dedi. Buna da en yakın şahitlerinden bir tanesi üzülerek söylüyorum ki benim. Dün orada İçeride bir mücadele verdim ve başarılı olamadım ki olunması da mümkün değil. Çünkü muhalefetin içine öyle bir sığmışlar ki. O bir milletvekili, hem de İyi Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmış bir isim. Tamer Akkal. Akkal ayrıldığı İyi Parti ve ortağı CHP'nin iç yüzünü terör örgütleriyle işbirliği yaptığını öne sürdü. FETÖ'sü, PKK'sı, işte bugün aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası
işte biliyorsunuz Soros'lar, onlar bunlar içeride pusulanmışlar ki, öyle bir hal almışlar ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi katlanarak artıyor. İlk olarak İngiltere'de baş gösteren akaryakıt sıkıntısına Almanya'da eklendi. Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesiyle birlikte Almanlar akaryakıt almak için komşu ülkelere akın ediyor. Ülke değiştiriyorlar, alışveriş yapıyorlar, hem de ucuz akaryakıt için. İngiltere'den sonra Almanya'da da büyük bir akaryakıt krizi baş gösterdi. Fiyatların rekor seviyelere yükseldiği Almanya'da araç sahipleri daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya'ya gidiyor. Almanya'da benzin fiyatı ortalama 1.79 euro, yani yaklaşık 20,11 lira. Dresden kentine 50 kilometre uzakta bulunan Çekya'nın Çilumek kasabasında ise aynı benzinin 1 litresi 1.35 euro, yani yaklaşık 5 lira daha ucuz. Gidiş geliş ve bekleme süresiyle 40 dakika süren bu alışverişten depo başına ortalama 20 ila 30 euro tasarruf sağlanıyor. İşte bu yüzden hafta sonlarında Çekya-Almanya sınırındaki akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyruğu oluşturanların hemen hepsi de Almanya'dan gelenler. İsteyenler Çekya'da daha uygun olan yemeklerden de tadıyor. Almanya'da Eylül ayı enflasyonu geçtiğimiz yıla göre %4.1 arttı ve bu yükselişin daha da devam etmesi bekleniyor. İngiltere'nin ardından Almanya'nın da akaryakıt krizi yaşaması diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de endişeye neden oldu. Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya'da da hükümetler benzer manzaraların yaşanmaması için tedbir almaya çalışıyor. Üstelik sadece akaryakıt değil, gıda fiyatları da benzer şekilde yükselişe geçti. Euro kullanan ülkelerde Eylül ayında yıllık enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun birinci sebebi ise koronavirüs salgınları nedeniyle alınan karantina tedbirleri. Ordu'da dün şehre yeni yapılan stadın açılış heyecanı vardı. Açılış maçında da Ordu Spor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımları karşı karşıya geldi. Her şey güzel başladı. Maç heyecanla devam ediyordu. Ta ki 52. dakikaya kadar. Ordu sporluların 52. dakika şovunda büyük bir rezalet yaşandı. Sahaya atılan konfetileri görenler gözlerine inanamadı. Çünkü normalde buradaki hatlardan yapılan konfetiler arasında bu kez Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı parçaları vardı. Büyük infial yaratan olayla ilgili 4 kişi gözaltında. Orada da var değil mi? Hepsi. Bu hep Kur'an. Utanmazlık, saygısızlık, rezalet. Kur'an-ı Kerim sayfalarını parçaladılar, konfeti yapıp sahaya fırlattılar. Şuraya bakar mısın ya? Skandal Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçında yaşandı. Kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Kenara koyun, şimdi sana kutacaklar. Üçüncü ligde mücadele eden Ordu Spor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında görsel şov için Ordulular konfeti patlattı. Ama kağıtlar yere düştüğünde görenler gözlerine inanamadı. Çünkü aralarında hem Kur'an'dan sayfalar hem de Türk bayrağı parçaları vardı. Orada da var değil mi? Hepsi. Bu hep Kur'an. Ayetleri fark eden bazı taraftarlar durumu polise bildirdi. Orada da var değil mi? Hepsi. Bu hep Kur'an. Kur'an sayfaları polis ve saha görevlileri tarafından tek tek toplandı. Skandalla ilgili açıklama Ordu Valiliği'nden geldi. Forza Fidangör taraftar grubunun konfetiler için kullanılmayan ders kitaplarını topladığını, o kitapların da bir matbaada kesilerek konfeti haline getirildiği duyuruldu. Yazıktır ya. Oraya kenara koyun, şimdi emniyet geliyor. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Evet. 52 bin dediği aldı, 211 bin de çıktı. Mahkemeye gitti, suçlu kendi oldu. Birazdan ATV Ana Haber'de.
İstanbul Kağıthane'yi Teksas'a çeviren olayla devam edelim ATV Ana Haberi. Husumetli iki grup sokak ortasında karşılaşınca silahlarını konuşturdular. Herkesin ortasında güpegündüz tetiğe basmaya çekinmediler. Sabahın ilk ışıklarıydı. Sokağın sakinliğini silah sesleri bozdu. Saat yani sabaha karşı 5-5.50 arası falan da herhalde ortalama. Şuradan siyah bir tane araç geldi gördüğüm kadarıyla. Yani bu tarafa doğru giderken burada 3 tane arkadaş dikiliyordu. Kağıthane'de kurşunlar havada uçuştu. Husumetli iki grup karşılaşınca silahlar konuştu. Herkesin işe gitmek için yola koyulduğu saatlerde mahalleli büyük panik yaşadı. Sabah saatleriydi. Üç arkadaş başlarına geleceklerden habersiz bu caddede yürüyüş halindeydi. Tam buraya geldikleri sırada yanlarına bir otomobil yaklaştı. İçlerinden biri silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Saldırıya uğrayanlarsa can havliyle kaçışmaya başladı. Kurşunlardan kaçan iki kişi bir aracı kendine siper yaptı. Diğeri ise cebinde bulunan tabancayı çıkardığı gibi tetiğe bastı. Silahı peş peşe ateşledi. Sokak ortasında herkesin gözü önünde çatışma çıktı. Bir tanesi hazırlıklıymış, elinde silah vardı. Diğeri de zaten ateş etmeye başlayınca o da silahı çıkardı. Gençlerden biri kurşunların hedefi oldu. Evet. Bir kişi yaralandı burada. Karnından bir yer daha, ya bacağı ya karnı yani ikisinden biri buraya düştü. Ameliyata girdi hemen. Bundan sonra durumu iyi diyebiliyorum şu anda. O anlara tanıklık edenler cep telefonuna sarılıp hemen polise haber verdi. Ekipler saldırganların peşine düştü. Soruşturmanın seyri bir kişinin aracında kurşun delikleri var diyerek polis merkezine başvurmasıyla değişti. Yapılan çalışmalarda saldırganın olay günü otomobili abisinden habersiz aldığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yakalanan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı. Şimdi demir parmaklıklar ardında. İstanbul'da bu sabah sağanak yağmur vardı. Kayganlaşan yolda maalesef birçok kaza da yaşandı. Onlardan biri İstanbul Sarıyer'deydi. Zırhlı polis aracı Ejder seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı ve önüne çıkan ne varsa sürükledi. 6 araca çarptı, ağaçları yerinden söktü. Pat güçle bir başladı olay. Arkadan bomba gibi patladı, mahvoldu araba. Önce kaldırımdaki ağacı söktü yerinden, sonra seyir halindeki otomobillere çarptı. Zırhlı polis aracı Ejder ortalığı savaş alanına çevirdi. Hava yağmurlu, yolsa kaygandı. Seyir halindeki polis aracı da bir anda kontrolden çıktı. Koca araç önce kaldırımdaki ağaca vurdu ama o ağaç Ejder'i durdurmaya yetmedi. Seyir halindeki 6 araç daha kazaya karıştı. Pat güçle bir başladı olay. Arabanın içindeydik yani, bir anda güm güm patladı her şey. Ona herkes zincirlemeye vurdu işte. Kendilerini zincirleme kazanın ortasında bulanlar neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki sağlık ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine geldi. Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı, mahvoldu, araba da mahvoldu. Yanındaki çocuğum şeyi kırdı, boyuna incindi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 araç ise hurdaya döndü. Rümeysa Belinşen henüz 25 yaşında, gencecik bir doktordu. 2,5 ay önce uzmanlaşmıştı. İlk iş yeri de Ankara Şehir Hastanesi'ydi. Dün de 36 saatlik zorlu nöbetini bitirip evine doğru yola çıktı. Ancak sağ şeride o oraya gitmeden 5 dakika önce park eden kamyonu fark edemedi. Korkunç bir gürültüyle geldi kaza. Genç doktor hayallerini yarım, ailesini de gözü yaşlı bıraktı. Her şey saniyeler içinde oldu. 25 yaşındaki genç doktor nöbetten çıkmış evine dönüyordu ki o korkunç kaza oldu. Araç nereden geldi? Yukarıdan gelirken sesi duydum ben sadece. Sesten sonra direkt arabanın arkasına girdiğini gördüm zaten. Fren sesi direkt küt diye ses geldi. Bir şeyle mi oynanıyor, ne yapıyor? Direkt küt vurdu yani. Rümeysa Belinşen sağ şeritte park halinde duran kamyona çarptı. Otomobili hurdaya döndü. Kamyon üzerinden bir şey düştü sandım ben. Arkaya bir baktım, araba direkt vurmuş. Henüz 2,5 aylık doktordu. Ankara Şehir Hastanesi'nde kadın doğum ve hastalıkları bölümünde nöbetteydi o gün. Nöbeti bitti, evine doğru yola koyuldu. Ama park halindeki kamyonu fark edemeyince altına girdi. Şu lastikler arabanın arkasındaydı.
arkaya koyduğu için herhalde iyice sıkıştırmış. Vurunca genç doktorun imdadına önce çevredekiler koştu ama manzara korkunçtu. Değil genç doktoru sıkıştığı yerden çıkarmak, ona ulaşmak bile mümkün olmadı. Burada insanlar falan müdahale etmeye çalıştı. Kapıları biz açamadık. Ondan sonra zaten arkamızdan ambulans geldi, itfaiye geldi. Doktor Rümeysa Berinşen, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarıldı. Ne yazık ki yapılacak bir şey kalmamıştı. Doktor Şen, memleketi Zonguldak'ta sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Polonya'dan akıl almaz bir iş kazasının görüntüsü var şimdi sırada. Belediye ekipleri eskiyen bir viyadüğü restore etmek için iş başındaydı. Amaçları da tablalardan sadece birini yıkmaktı ama işler planladıkları gibi gitmedi. İlk tablanın ardından diğerleri de domino taşı gibi devrildi. Üstelik o viyadüğün altından yol geçiyor, o yolda da trafik yoğun bir şekilde akıyordu. Facianın eşiğinden dönüldü. Sadece ilk tabla yıkılacaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Koca viyadük domino taşları gibi yerle bir oldu. Polonya'nın Koşelin kentinde belediye ekipleri eskiyen viyadüğü sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. İş makineleri geldi, yıkım başladı. Amaçları sadece ilk tablayı yıkmaktı. Zaten sonraki tablaların altından yol geçiyor, o yolda da trafik vızır vızır işliyordu. Ama işler planladıkları gibi gitmedi. Tonlarca beton aşağıdaki yolun üzerine devrildi. Şans eseri o an yoldaki araçların hiçbiri viyadüğün altında değildi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Polis her ihtimale karşı yıkıntıların arasını karış karış aradı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Serdar Ortaç dün gece Karabük'te sevenlerine konser verdi. Ünlü şarkıcının hayranları konserde doyasıya eğlendi. Konserin bitmesiyle birlikte nedendir bilinmez kavga çıktı. Yumruklar havada uçuştu ve konserin bütün pozitif enerjisi bir anda kayboldu. Müzik sustu, yumruklar konuştu. Serdar Ortaç konseri sonrası iki grup kavgaya tutuştu. Ünlü şarkıcı Karabük'te sahnedeydi. Yüzlerce kişi de konser için oradaydı. Hayranları Serdar Ortaç'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Ancak konserin bitmesiyle ortalık bir anda karıştı. Konser alanından çıkarken iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Öfke dinmek bilmedi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak kolay olmadı. Kavga polisin gelmesiyle son buldu. Kadına şiddet dosyalarında karşımıza şöyle bir durum çıkıyor genelde. Şiddet gören kadın baba evine döndüğünde ailesi de ona sahip çıkmıyor ve maalesef o da kocasına geri gönderiyor. Şimdi İstanbul Avcılar'da ise bunun tam tersi bir durum yaşandı. Kızlarının damatları tarafından dövüldüğünü öğrenen aile olaya el attı. Aile üyeleri sen bizim kızımıza nasıl eziyet edersin diyerek damatlarına saldırdı. İşte o anlar geliyor. Adam eşini dövmüş, kapıyı atmış. Adamı burada bayağı meydan dayağı attılar. Karışanlara dediler ki namus davasıdır, hiç kimse karışmayacak. Namus davası dediler, kimseyi yanaştırmadılar. Damatlarına meydan dayağı attılar. Terbiyesizler, bir kişiye kaç kişi giriyorlar. Görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti.
İddiaya göre o kişi eşine şiddet uyguluyordu. Bunu duyan aile büyükleriyle o kişi tam da burada karşı karşıya geldi. Önce aralarında tartışma çıktı. O tartışma giderek büyüdü. Taraflar damatlarını öldüresiye darp etti. Eşinin acımasızca darp edildiğini gören kadınsa araya girmek istedi ancak başaramadı. Hani durdurmaya çalışanlara da şey dediler, işte sizi öldürürüz, silah patlar, kimse yaklaşmasın. Polisin gelmesiyle tansiyon düştü. Yüzü kıpkırmızıydı, ayakkabıları falan yoktu ayağında. Bayağı bir perişan oldu yani adam, hırpaladılar. Eşinin yakınları tarafından darp edilen damatsa aile büyüklerinden şikayetçi olmadı. Yemek yemediği için babasının yumruklayıp ölümüne neden olan Elif Hazal'ı dün ekranlarınıza getirmiştik. Hepimizin yüreği yandı gerçekten. Elif'in ölüm haberini izlediğimizde aslında aklımıza gelen sorulardan biri de annesi nerede olmuştu? Bugün bu soru yanıt buldu. Talihsiz yavrucağın annesi meğer hastanedeymiş. Üstelik de yeni bir doğum için. Acılı anne bugün kızının tabutu başında bilseydim bırakmazdım diye ağladı. Senin yerine o yatsın anne. Sen korkan anne. Ben böyle aldanırsam o yavrum onu bırakır beni. Baba yumruğuyla hayattan koparıldı. Daha 1,5 yaşındaydı. Annesi ona böyle ağladı. Çocuğumu dövmüş, demedeme ölümünü gelmiş. Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yılmaz, 1,5 yaşındaki kızı Elif Hazal yemek yemiyor diye ona yumruk atmış ve ölümüne neden olmuştu. Ben yeni doğum yapmıştım. Benim bebeğim şu an küvezde. Ben orada kalıyordum. Babasının yumruğuyla hayattan kopan küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çocuğumu yere vurmuş. Dövmüş, ağlıyor diye. Sus demiş, susmayınca kendini dövmüş. Güçlükle ayakta duran anne Duygu Yılmaz, evladının mezarında gözyaşlarına boğuldu. Senin yerine o yatsın anne, sen korkan anne. Tutuklanan kocası içinse en ağır cezayı istedi. Müebbet. İdam gelsin, idam. Geçtiğimiz haftalarda zehir tacirlerinin araç plakasının arkasına sakladığı o uyuşturucu zulasını ekranlarınıza getirmiştik. Bluetooth kulaklıkla açılıyordu o gizli bölme ama polisten kaçamamıştı. Benzer bir görüntü daha geldi İstanbul'dan. Şüpheli bir aracı durduran polis bagajda bir çanta buldu. İçinde de sadece mıknatıs vardı. Bakın o mıknatıslar nasıl bir oyunun parçasıydı. Durumundan şüphelenerek durduğumuz aracın arka bagaj kısmında yapmış olduğumuz rutin aramalarda bir adet fermuarlı çanta bulunmuş. İçerisi kontrol edildiğinde fermuar içerisinde mıknatısla güçlendirilmiş bir çanta olduğu görülmüş. Zihni sinir projesi değil, uyanık uyuşturucu tacirinin mıknatıslı düzeneği. Bunun üzerine aracın içerisinde veya altında veya herhangi bir yerinde aynı şekilde bir sistemin olması bizlerin şüphesini arttırmış. Aracın arka alt tarafına yine aynı şekilde bir adet fermuarlı çantanın olduğu görülmüş. Çanta tarafımızdan aşağı indirilip içerisi incelendiğinde aynı şekilde mıknatıslı bir sistemin olduğu ve içerisinde satışa hazır halde uyuşturucu maddelerin bulunduğu görülmüş. Bir şahısla beraber bağlı polis merkezine teslim edilmiştir. Polisten kaçamayan bu kurnaz gözaltına alındı. 25 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. O şimdi cezaevinde. Ali Orak internetten bulduğu ikinci el bir aracı 52 bin kilometrede olduğunu gördü ve satın aldı. Ancak bir süre sonra araçtan şüphelenmeye başladı ve yetkili servise yolunu tuttu. Aldığı cevap onu şok etti. Çünkü 117 bin lira verdiği araç 52 bin değil 211 bin kilometredeydi. Kandırıldığını, dolandırıldığını düşünen Orak soluğu doğruca savcılıkta aldı, şikayette bulundu ama mahkemeden aldığı cevap onu ikinci kez yıktı. Hem mağdur hem de suçlu oldu. Değişen veya boyası olmadığı için biz aracı beğendik. Fiyatta anlaştık. Aracı almak için yola koyulduk. Başına geleceklerden habersiz hayalindeki arabaya kavuşacak sandı. Senede 20 bin yapsa
km 60 bin km yapar diye düşünerek hatasız olduğuna beyanen sorgulatmadık kilometresini. Aracın kilometresinin düşüklüğüne güvenince de dolandırıldı. Ali Orak bu aracı internette gördü. 52 bin kilometredeydi. Hemen pazarlığa başladı sahipleriyle ve 117.500'e el sıkıştılar. Aracı aldı ancak araç 52 bin kilometrede değil 211 bin kilometredeydi. Ama artık çok geçti. Çünkü Ali Orak 117.500 lirayı ödemişti. Aracın yedek anahtarını ve lastiklerini ertesi gün alacağımıza dair sözleştik satıcı ile. Hastayım, Covid oldum şeklinde konuşarak beni resmen başından savmak için ben şüphelendim bu konuşmalardan. Servise gittim. Kilometresinin 211 bin kilometreden 52 bin kilometreye düşürüldüğünü fark ettik. İlk şoku atlattıktan sonra Orak avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu ama asıl şoku da savcılıktan aldığı cevapla yaşadı. SMS ile sorgulatabilirsin şeklinde bir cevap geldiğinde takipsizlik kararı alındı. Savcılık Orak'ı hatalı buldu. SMS sorgulaması yapmadığı, aracı araştırmadan aldığı için davaya takipsizlik kararı verdi. Yani Ali Orak hem dolandırıldı hem de haksız çıktı. Dolandırıcılar bu şekilde bir takipsizlik kararı nasıl verilebiliyor? Ben bunun cevabını çok merak ediyorum. Ali Orak ve avukatı bu kez savcılık kararıyla beraber kendisine kilometre tuzağı kuran dolandırıcıyı yeniden yargıya taşıdı. Kilometresiyle oynandığı için bu aracın orijinal haline getirmek de suç. Bu şekilde satmakta suç efendim. Aracımız bizimle beraber kaldı. Ali Orak büyük bir hevesle aldığı otomobiline içine sinmediği için bilmiyor. Kilometresiyle oynandığı için de satamıyor. Aynı gerçek gibi ama yapanlara göre hepsi bir dans. Dans gibi bu, partnerli. Bir hani aslında tango gibi, mesela birinin ayağını bastığı yere diğerinin tam böyle dengeli kurması gerekiyorsa burada böyle. Filmlerdeki aksiyon sahneleri işte böyle çekiliyor. Birazdan ATV Ana Haber'de. Sultan Papağanı Paşa, İstanbul Ataşehir'de yaşayan Sevinç ailesinin fertlerinden biri. Ama Paşa bu sabah kapısı açık bırakılan kafesinden kaçtı. Saatlerce bir evlat gibi sevdikleri papağanlarını arayan aile perişan oldu. Neyse ki çok geçmeden bir ağaçta bulundu. Onu kondu ağaçtan almak için itfaiyenin sepetine çıkan sahibi Salih Sevinç de papağana "Niye kaçtın oğlum?" diye seslendi. 3,5 senedir benim gecede benimle 24 saat benimle. O giderse ben bittim. Evladı gibi seviyordu. Hava alması için balkona çıkardı. Ama kaşla göz arasında kafesinden uçuverdi ve bir ağaca kondu. Salih Sevinç'in o an dünyası başına yıkıldı. Seviyordum. Balkonda havalandırmak için kapak açık kaldı. Normalde kaçmazdı. O giderse ben bittim. Sultan papağanını konduğu ağaçtan yakalamak için hem Sevinç ailesi hem de itfaiye seferber oldu. Tabii mahalleli de. Ailemizin bir bireyi kendisi, o yüzden bu kadar değer veriyoruz. Papağanın adı Paşa'ydı. Salih Sevinç Paşa'nın ağaçtan inmesi için bir süre çabaladı. Paşa, babası, baba burada. Oh, ne oğlum baba burada. Ama başarılı olamadı. Zavaktır beri peşindeyim. Bunun değeri bambaşka. Bir de kızımla biz bakıyoruz, onun daha haberi yok. Duyarsa ondan halimiz berbat. Papağanı yakalamak için itfaiye devreye girdi. İtfaiye gelirse, yardımcı olursa elimden bana geliyor. Kaçmayacak, alacağım kısmet olursa. Sevinç hemen itfaiye eriyle birlikte sepete bindi. Ve papağanı yakalama mücadelesi mutlu sonla bitti. Salih Sevinç itfaiye sepetinden elinde Paşa ile aşağıya indi. Kavuştuk abi kuşumuza ya. Yoruldun mu? Niye kaçtın? Ne oldu? Kübizmin zirvesi. Yaşarken yaptıklarının karşılığını alan nadir sanatçılardan biri Pablo Picasso. Ne zaman bir eseri satışa çıksa rekor fiyatı alıcı buluyor. İşte onlardan biri de Cezayirli kadınlar. 179 milyon dolara alıcı bulmuştu. Şimdi kırmızı turuncu beyli kadın ve hemen yanındaki erkek ve çocuk da yine benzer bir süreçten geçti. Leo, it's yours. So, congratulations. Congratulations. Yine bir Picasso, yine bir rekor fiyata satılan sanat eseri. Last chance for 21 million. Thank you very much indeed, Pablo 127. Thank you very much, sir. Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Las Vegas'ta bir otelde sergilenen eserleri açık artırmada 110 milyon dolara satıldı. 18 million dollars.
at $18 million. Müzayedede 1973 yılında vefat eden İspanyol sanatçının 9 tablosu ve 2 seramik eseri yer aldı. Picasso'nun sevgilisi ve ilham perisi Mary Teresa Walter'ın yer aldığı 1938 tarihli Kırmızı Turuncu Bereli Kadın tablosu 40,5 milyon dolara alıcı buldu. Sanatçının başka bir şaheseri olan erkek ve çocuk büyük ölçekli portre çalışması ise 24 milyon 400 bin dolara satıldı. Rekor fiyatları satılan Picasso'nun eserleri arasında en yüksek fiyatı alıcı bulan tablosu 2015'te 179,4 milyon dolara satılan Cezayirli Kadınlar'dı. Cezayirli Kadınlar dışında Picasso'nun 3 tablosu daha 100 milyon doların üstünde fiyatlara alıcı bulmuştu. Uçan arabalar artık yavaş yavaş hayatımıza girecek gibi. İşte bu görmüş olduğunuz araçta esinlendiği Jetgiller çizgi filmde olduğu gibi gökyüzünde adeta süzülüyor. Tasarımcılarına göre de 2022'de yani gelecek yıl satın alanlar kullanabilecekler. Adını Jetgiller'den aldı, sonunda havalandı. Yeni nesil uçan araba Jetson'u yakında gökyüzünde görebilirsiniz. Çünkü ilk insanlı uçuşunu işte böyle gerçekleştirdi. İster otomatik pilotla, ister araçtaki joystick aracılığıyla kullanılabiliyor Jetson. 95 kiloluk bir insanla 20 dakika havada kalabiliyor. Arabalarından ilham alınarak dizayn edilen araç oldukça da hızlı. 102 kilometre hıza ulaşabilen Jetson, sensörleri sayesinde önüne çıkan engelleri fark ediyor ve olası bir kazanın önüne geçiyor. Ama araçta her ihtimale karşı bir de paraşüt bulunuyor. Uçan araba demonte olarak gönderiliyor ve satın alanlar evde monte ediyor. 2018'den bu yana hazırlıkları süren Jetson'un fiyatı 92 bin dolar. Yani yaklaşık 880 bin Türk lirası. Satışa başlayan şirket 2022'de üreteceği tüm araçları şimdiden sattı. Siz de bir Jetson'a sahip olmak istiyorsanız 22 bin dolar depozito verip 2023 için sıraya girebilirsiniz. Balonla oyun çocuk olan her evde oynanır. Kimi zaman kardeşle, kimi zaman arkadaşla, kimi zaman da anne babayla oynanır. Amaç da yere düşürmeden balonu havada tutmaktır. Bilenler bilir. İşte bu oyun oturma odalarından çıktı, Dünya Kupası oldu. Çok da heyecanlıydı. İlk balon Dünya Kupası'nın şampiyonu da Peru oldu. Cuidado esta. Cuidado, qué listo. ¡Uy! ¡Ha pegado el cristal! ¡No me lo puedo creer! ¡Le ha salvado el alemán! ¡Casi se pierde el cristal! Herkes evinde çocuğuyla kardeşiyle oynardı. Şimdi spor oldu, Dünya Kupası yapıldı. ¡Punto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Qué es esto! Balon oyunu karşılaşmaları nefes kesti. Uluslararası düzenlenen bir yarışmayla birlikte Dünya Balon Kupası yarışmaları yapılmaya başlandı. Kurallar basit. Balonu yere düşüren kaybediyor. Yarışmacılar önlem olarak kask kullandı ve ülkelerinin formasını giydi. Salona benzetilen ama ortasına otomobil konulan parkurda iki yarışmacı balonun peşinde koştu. El coche que está ya entrando mucho en juego, ¿eh? ¡Ay, el coche! Balona havada vuran yarışmacılar, rakipleri attığı balonu tutamamaları halinde puan kazandı. Dünya Kupası Peru'da oynandı. Saha ve seyirci avantajını kullanan Francesco de la Cruz, 8'e 8 bir kortta finalde Alman rakibini 6-2 yenerek ilk şampiyon oldu. 3, 2, 1... Uno, Peru, campeona! Şampiyona kupayı da dünyaca ünlü futbolcu Barcelonalı Gerard Pique verdi. F
Filmlerde, özellikle de aksiyon filmlerinde dövüş sahnelerinin yeri bir ayrıdır. O gerçeklik hissini seyirciye verebilmek çok önemlidir. Kötü olursa komedi filmine dönebilir koca yapım. Bu yüzden de ustalık şart. Hatta oldukça kapsamlı bir dövüş eğitimi almak gerekiyor bu sahneleri çekebilmek için. Peki oyuncular bu teknikleri nasıl öğreniyor dersiniz? Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Nazmi Can Tanrıöver bu sorunun yanıtını öğrenmek için bir aksiyon akademisine gitti. Gelin bir izleyelim bakalım işin sırrı neymiş? Gerçekten dövüşmeyi değil, dövüşmeyi oynamayı öğreniyoruz. Biz bir savaşın içerisindeyiz. Pelerinler, kalkanlar, miğferler bir yanda dönem aksiyon film eğitimi. Diğer taraftaysa modern aksiyon filmi eğitimleri. Burası Film Aksiyon Eğitim Akademisi. Ve burada aksiyon bitmek tükenmek bilmiyor. Burada aksiyon oyunculuğu sürecinden başlıyor. Sonraki koreografi aşaması, ondan sonra onun sahne koordinasyonu ve çekim aşamasına kadar A'dan Z'ye bir aksiyon sahnesinin ortaya çıkması için full bir tasarım süreci gerçekleşiyor. Bir aksiyon sahnesinde yer almak isteyen oyuncunun bu temelleri edinmiş olması gerekiyor ki hem sahnenin daha estetik, daha canlı, daha gerçekçi gözükmesi için hem de bu sahneleri canlandırırken partnerine zarar vermemesi için. Hocam buradan gelirse nasıl olacak peki? Buradan... Bu hangisi zor, hangisi kolay? Yani dönem oyunculuk mu, bu mu? Bütün ritim aynı. Yani dans ritim gibi aynı. Bu. Partnerli. Biri hani aslında tango gibi nasıl birinin ayağını bastığı yere diğerinin tam böyle dengeli kurması gerekiyorsa burada böyle bir tanesi yanlış bir ritimle giderse orayı yakalayamaz. Ne olur darbeyi yer. Peki Merve, benim elimde şu an bıçak var. Bıçağı bu şekilde tuttum. Kendini nasıl savunursun? Yumruklar, tekmeler havalarda uçuşuyor burada. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Gayet iyi. Aslında keyifli bir yönü de var. Bu akademiyle beraber ilk kez böyle bir deneyime adım atmış oldum. Gayet memnunum. Teslim mi oldun? Vallahi olmak zorunda kaldık. Saner Pakoğlu'nun Erol Taş gibi olmasa da meşhur bir gülme sahnesi var. Hatırlayanlar olacaktır. Kuruluş Osman'da bayağı bir ses getirmişti. Keyifliydi, neşeliydi. O anları iade edelim. Hayata dair hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. At binme olsun, kılıç kullanma, silah kullanma, dövüş teknikleri gibi şeyleri burada öğreniyoruz. Peki röportaj esnasında ben bir anda alsam, şöyle doğursam silahı. Teslim olurum tabii ki. Teslim. Hiç teslim olmuşa benzemedin ama bileğimi çıkarıyordu. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda biz bir savaşın içerisindeyiz. Ortaçağ savaş sanatları eğitimindeyiz şu an. Kostüm değişti. Siz de bir anda o havaya büründünüz değil mi? Evet, o havaya bürünüyorsun. Yani ister istemez o havaya giriyorsun. O zaman sahne sizin. Koltuğunuza geri yaslandığınız, soluk soluğa nefes nefes izlediğiniz o adrenalin dolu, heyecan dolu sahneler böyle çekiliyor. Daha doğrusu çekilmeden önce o sahnelere oyuncular bu şekilde hazırlanıyor. Reklam arasına gidiyoruz. Ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.